Canary gazetesi uluslararası masası editörü Emily Apple'e bugün bizim programımıza katıldığınız için size teşekkür ederiz. Memnuniyetle, beni konuk aldığınız için teşekkürler. 11 Haziran ile 13 Haziran arasında Britanya'da düzenlenecek olan G7 zirvesine yönelik büyük eylemler düzenlenecek. G7'ye karşı direniş koalisyonu olarak planlamanız nedir? Öncelikle bu konuya ilişkin bizi bilgilendirir misiniz? G7'ye karşı direniş koalisyonu çeşitli antikapitalist grupların bir araya gelmesiyle oluştu. Amacı ise kapitalist düzene karşı alternatif bir yaşamın kurulması gerektiğini G7 ülkelerine kabul ettirmektir. 3 gün boyunca eylem planımız var. 11 Haziran'da iklim değişikliklerine ilişkin protestomuz var. Bu eylemler gençler tarafından gerçekleştirilecek. Cumartesi günü ise internasyonalist eylemimizi gerçekleştireceğiz. Bu eylemde tüm halklar olarak orada olup dayanışmamızı göstereceğiz. G7'nin zengin ve fakir ülke ayrımı yaptığını, eşitlik ve demokrasiden yana olmadığını dünyaya duyuracağız. Pazar günü ise Britanya'da hükümetin yaptığı baskılar protesto edilecek. G7 zirvesinin yapıldığı Cornwall kentinde halk toplanacak ve yeni polis yasasını protesto edeceğiz. 3 günlük planlamamız bu yöndedir. Sizce bireylerin G7 zirvesini protesto etmesinin önemi nedir? G7'ye karşı direniş koalisyonu ayrıca Kürt halkı ve Kürt hareketini de desteklediğini söyledi. G7'ye karşı direniş koalisyonu neden Kürt özgürlük hareketini de savunuyor? G7 aslında global olarak kapitalizmin kontrol edildiği yerdir. Dünyadaki zengin ülkelerin kendilerine çıkardığı planlamaların çıktığı yerdir. Uluslararası silah ticaretinin sözlerinin verildiği, zenginlerin daha da zengin olmasının sağlandığı, dünyanın görmek istemediği şeylerin orada yapılmasından kaynaklı G7 zirvesini hepimizin protesto etmesi çok önemlidir. Kürt Özgürlük Hareketi ise bizim de organik parçamızdır ve onları destekliyoruz. Rojava'daki insanları destekliyoruz. Ekoloji ve gençlere yaklaşım başta olmak üzere aslında bizim yaptığımız birçok şeyi biz Kürt halkından ilham alarak yapıyoruz. Aynı zamanda biz sadece G7 ve karşı direnmek değil, alternatif de sunmak istiyoruz ve Kürt halkının demokratik konfederalizm sistemine bakıyoruz ve buradan ilham alıyoruz. Bu yüzden Kürt halkından ilham alıyoruz, onları destekliyoruz. Dayanışmamızı büyütmeliyiz ki gücümüzü gösterelim. Suriye'de ve bölgede saldırı ve baskı altında olan Kürt halkının yanında olmalıyız. Thank you. Türk rejimi ve Erdoğan hakkında endişeler giderek büyürken, Erdoğan'ın G7'nin alt toplantılarının bir parçası olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır. Türkiye bir NATO üyesidir ve bu aslında NATO için bir utanç kaynağıdır. Erdoğan, faşist bir diktatörden öteye birisi değildir. Kuzey Kürdistan'daki insanların üzerinde baskı kurarak kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Gazetecileri, avukatları tutukluyor. Erdoğan'ın yaptığı hiçbir şey demokrasiyi temsil etmiyor. Özgürlükleri temsil etmiyor. Britanya ile işbirliği yapıyorlar ve Türk devletine silah satışı gerçekleştirerek kendi ceplerini dolduruyorlar. Bundan sadece Kürt halkı zarar görüyor. Suriye bombalanıyor. Erdoğan'ın Kürtleri yok etmek ve vahşice saldırmaktan başka bir derdi yok. Kürt kimliğini yok etmek istiyor. İşte bu sebeplerden dolayı G7'nin hiçbir aşamasında yer almaması, davet edilmemesi gerekiyor. Brüksel Yüksek Mahkemesi'nin PKK'nin terörist bir organizasyon olmadığına dair kararına rağmen neden Britanya hala PKK'yı bu listede tutuyor? Bunun altında yatan sebeplerden birisinin Britanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler olduğunu söylemek mümkün müdür? Do you think it's behind the scenes is because of the economic relations with the Turkey? I do absolutely. I think the only reason why. Evet, bunu söyleyebiliriz kesinlikle. Bu başlıca sebeplerdendir. PKK'nin hala listede tutulmasının sebebi Britanya'nın Türkiye yaptığı silah satışı ve ticaretinden elde ettiği gelirin çok büyük olmasıdır. Bu iki devlet insan haklarını hiçe sayıyor ve ekonomik ilişkileriyle insanları eziyor. Bu çok iğrenç bir durumdur. PKK derhal listeden çıkartılmalıdır. Amerika ve Britanya'nın PKK'yı listede tutması utanç vericidir. Özellikle Britanya derhal harekete geçmelidir.
and it is purely economic on the grounds of the UK government. And another very important issue is about. Bir diğer önemli konu ise Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın uzun süredir halen Türk devleti tarafından izolasyona tabi tutulmasıdır ya da izolasyon altında tutulmasıdır. Sizce neden Erdoğan ve Türk rejimi İmralı zindanındaki Sayın Öcalan'a bu izolasyonu ve baskıları uyguluyor? Bu izolasyonların HDP'nin kapatılması, HDP'li vekillerin milletvekillerinin düşürülmesi gibi bu tarz baskıların birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyebilir misiniz? Nasıl bir bağlantı olduğunu insan düşünebilir? Bence çok derin bir şekilde bunlar ilişkili meselelerdir. Az önce Erdoğan'ın neden G7'de yer almaması gerektiğini anlatmıştım. Tüm bunlar HDP'ye yaptığı baskıları da içermektedir zaten. HDP'yi kapatma çabası sadece Kürt halkının midesini bulandırmamaktadır. Erdoğan esas muhalefet olabilmeyi başaran Kürt halkından ve özgürlük mücadelesinden çok korkmaktadır. Kürt halkının fikirlerinden korkuyor. Kürt halkı global kapitalizmi yani aslında Erdoğan ve rejimin varlığını sarsıyor. Erdoğan ve hiçbir rejim aslında bunu kabul etmez yoksa güçlerini yitirirler. Bu yüzden Kürt halkından kapitalizm çok korkuyor. Tüm bu bahsettiklerimizin bağlantılı olduğunu düşünüyorum ve her zaman olduğu gibi Sayın Öcalan'a uygulanan izolasyonun derhal sonlandırılması gerektiğinin çağrısını yeniden yapmak istiyorum. Ailesi ve avukatlarıyla görüştürmelidir ve derhal serbest bırakılmalıdır. The Canary gazetesi Uluslararası Masası editörü Emily Apple'e bugün bizim programımıza katılıp yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Memnuniyetle beni konuk aldığın için teşekkürler.